Sen kaybettin Malik. Yusuf'u ağırlığınca altına bile satsaydın yine de zararlı çıkardın. Bu büyük bir kayıp. Kabul et, kaybettin. Yapacak bir şey yok. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Fırtınada kayboluşumuzu hatırlıyor musun? Hayvanların kuyunun önünde duruşu niçindi sanıyorsun? Senin daha fazla kâr etmen için miydi? Yoksa Yusuf'u kurtarmak için miydi? O tuzlu suyun bir anda tatlı suya dönüşmesi de Yusuf'un bereketiyle olmuştur. Yusuf'a tokat attıktan sonra elimin kurumasını hatırlıyor musunuz? Yusuf'un duası ve dokunuşuyla iyileşmemiş miydi ha? Malik, beni ölümden kurtaran da oydu. Onun duasıyla iyileştim. Evet, Yusuf'un duasıyla. Yusuf sayesinde karlı bir ticaret yaptım ve bunca altın elde ettin. Yusuf sıradan bir çocuk değildi. Neden anlamıyorsun? Bunların hepsi bir işaret. Yalnızca peygamberlere bu işaretler verilebilir. Şimdiye kadar bunu neden anlamadım ki? Yusuf kimdi? Niçin soyu hakkında bilgi vermedi? Ah! Yazıklar olsun sana Feli! Keyfimi kaçırdın! Şimdiye kadar kazançlı çıktığımı sanıyordum. Oysa şimdi kendimi hüsrana uğramışlardan görüyorum. Yazıklar olsun bana. Ben bir köle değil, Allah'ın sevdiği bir kulu ya da onun bir peygamberini satmışım. Sözlerindeki güzelliği, davranışlarındaki asilliği nasıl da göremedik. O kin taşımayan kalbini ve yüce ruhunu nasıl da idrak edemedik? Ben bugünden itibaren kendi tanrılarımı bırakıp onun tanrısını seçtim. Kim ne derse desin. Ben bu büyük kaybı telafi edeceğim. Bir şeyler yapmalıyız. Nereye? Şimdi bir şey yapamazsın. Sabaha beklemeliyiz. Potifar Hazretlerinin sarayı nerede? Dosdoğru gidin, sarayı göreceksiniz. Potifar ekselanslarını görecektik. Önce izin almalısınız. Yukarı gelin. Hadi gelin. Efendim, bunlar efendi Potifar'ı görmek istiyorlar. Mısır Aziz'i Potifar'la ne işin var senin? Ona bir köle satmıştık. Ona dün satın aldığınız kölenin eski sahibi geldi deyin. Ne işiniz var dedim. Ondan bir miktar fazla para almışız. Kendisine iade edeceğiz. Bekleyin o zaman.
Ne oldu Radamun? Size dün köle satan tacir sizinle görüşmek istiyor efendim. Pek mutlu görünmüyorsun İbrani. Burada olduğum için mutluyum. Ama köle olarak değilim. Sana köleler gibi mi davranıyoruz yoksa? Davranışınız her türlü takdirin üstünde. Bu düşünce kölelik duygusundan kaynaklanıyor. Aferin. Düşündürücü ve yerinde bir cevap. Ben ona güveniyorum efendim. Çünkü o okuma yazma da biliyor. Uzun dili hariç her şeyi mükemmel gibi görünüyor ki dilini de biraz kısaltmamız gerek. Hanımefendi, emin olsunlar ki boş konuşan biri değilim. Potifar ve sizin izniniz olmadan konuşmayacağım. Aferin, böylesi daha iyi. Nerelisin? Annenin ve babanın isimleri ne? Sizin için ne fark eder ki efendim? Koyun otlatma ve çöllerde dolaşan insanların ne geçmişi olacak ki? Sizden görüş isteyen oldu mu? Ancak Yusuf'un güzel yüzü onun asil bir aileye mensup olduğunu gösteriyor efendim. Ne oldu tacir? Pişman mısın yoksa? Evet. Hayır. Niçin geldiğimi arz etmeden önce izin buyurursanız Yusuf'la yalnız konuşmak istiyorum. Müsaade eder misiniz efendim? Lütfen. Anlıyorum. Yüzer sife alışan birinin ondan kopması kolay değil. Onlara yandaki salona kadar eşlik et. Görüyorsun, Yüzer Sif'ten ayrılmak onun için kolay olmamış. Yusuf. Adını ve kimin oğlu olduğunu öğrenmek için geldim. Söyleyinceye kadar da dönmeyeceğim. Söyledim ya, ben kuyunun oğlu. Hayır! Bunları daha önce duydum. İnandığın Allah adına bana kimin oğlu olduğunu söyle. Sana anlatacaklarımı kimseye anlatmayacağına dair Allah'ın huzurunda söz vermelisin. Söz veriyorum. Ve İbrahim'in Rabbine yemin ediyorum. Ben İbrahim'in oğlu olan İshak'ın ve onun da oğlu olan Yakup'un oğluyum. Olamaz. Yazıklar olsun bana. Biz seninle amca çocuklarıyız. Sen İshak'ın torunu, ben de Allah'ın kurbanı İsmail'in torunlarındanım. Allah beni kahretsin. Böyle bir şeyi nasıl yaptım? Niçin seni sattım? Amcaoğlu olduğumuzu ben biliyordum. Satılmaktan dolayı da şikayetçi değilim. Mısır'a gelip satılmam gerekiyordu. Bu olaylar Allah'ın iradesiyle büyük bir hadisenin başlangıcı olacak. Onca mucize karşısında sıradan bir insan olmadığını tahmin etmeliydim.
Sen bir peygambersin. Bir peygamberi köle olarak satan bana yazıklar olsun. Buna nasıl dayanırım? Sakin olun. Kalkın. Bu olayların olması gerekiyordu. Görevimi yapmak için Mısır'a gelmeliydim. Sadece sen hayra vesile oldun. Sana minnettarım. Bu hatamı telafi edeceğim. Bu sahiplerinin imzaladığı kölelik senedindir. Onu sakla. Siz burada kalın. Konuşmalarımıza tanık olmanızı asla istemiyorum. Potifar ekselanslarının huzurunda kendilerinden özür diliyorum. Bendeniz sizinle yaptığım anlaşmayı feshetmek istiyorum. Yusuf'u satmıyorum. Seni tebrik etmek istiyorum. Daha önce seni Yuzarsif'in değerini bilmeyen bir ebleh olarak betimlemiştim çünkü. Ama görüyorum ki öyle değil. Sen de bu mücevherin değerini öğrendin. Ama biraz geç kalmadın mı? Bunu satmadan önce düşünecektin. Artık çok geç. Biriktirdiğim tüm serveti Yusuf karşılığında vermeye hazırım. Rica ediyorum, onu bana geri verin. Sanırım bizi duymadınız. Yuzarsif'i asla hiçbir fiyatla size geri vermeyi düşünmüyoruz. Ben de size pişman olduğumu arz ettim. Biz Yusuf'u satmıyoruz ve onu almadan da buradan gitmeyiz. Bir kelime daha ederseniz sizi zindana attırırım. Gidin buradan, hadi gidin. Çekilin karşımdan. Ben Yusuf'u olmadan buradan gitmem. Ekselansları, izin verin Yusuf'u götürelim. Radovan! Atın bunları zindana. Allah'ım sen şahit ol. Ben Yusuf'u satın aldım ama Yusuf'u satmadım. Onu bana geri verin. Onu satmıyorum. Zindana götürün. Satmıyorum. Yusuf'u bize satmıyorum geri verin. Satmıyorum onu. Onu bana geri verin. Geri verin. Geri verin onu bana. Satmıyoruz. Yusuf'u satmam. Yürü. Satmıyorum. Yürü dedim, çık dışarı. Satmıyorum. Onu geri verin. Efendim, onları bağışlayın. Onlar benim yüzümden kendilerini tehlikeye attılar. Onlar cezalandırılmayı hak ettiler. Rica ediyorum. Ancak Yuzarsif'in hatırı için vazgeçtim. Onları serbest bırakmalarını söyle. Zindana gerek yok. Yuzarsif, senin neyin var ki o köle satıcısı bütün hayatını sana feda etmeye kalkışıyor? Ne söyleyebilirim ki? Benim kendime ait hiçbir şeyim yok. Yusuf gibi zayıf bir varlığın nesi olabilir ki? Bu hesaba göre bizim Yusuf üstünde bir hakkımız kalmadı. Onun için ödediğimiz meblağ bize geri geldi. Değil mi hatun? Ben nankör biri değilim efendim. İyiliklerinizi dinar ve debenle değiştirmeyeceğim. Doğrusu ben bu değerli hediye için çok minnettarım. Karim ama, Yuzarsif'in yıkanıp güzel elbiseler giymesini temin ettikten sonra yanımıza getirin. Emredersiniz efendim. Dikkat ettin mi? Diğerlerinin aksine benim önümde hiç mi hiç eğilmiyor? Sakıncası yok. Zamanla öğrenir. Bence kasten eğilmiyor. Ben Yusuf'u istiyorum.
Onu bize geri verin. Onu geri verin. Biz Yusuf'u satmıyoruz. Yusuf'u satmıyoruz. Onu bize geri verin. Hadi gidin buradan. Yusuf'u satmıyoruz. Onu bize geri verin. Verin. Yusuf'u geri verin. Geri verin. Onu satmıyorum. Anladınız mı? Yusuf'u satmıyorum. Verin onu. Geri verin. Hadi gidin buradan. Yusuf'u bizden ayırmayın. Yusuf'u geri verin. Geri verin onu. Onu geri verin. Ne olur geri verin. Gelin hadi. Yusuf'u geri verin. Satmaktan vazgeç. Yusuf'u bize verin. Yusuf'u bize verin. Yusuf. Yusuf. Yusuf'u verin. Yusuf'u geri verin diyorum size. Şansınız varmış. Eğer Yüzer Sif olmasaydı uzun bir süreyi hapiste geçirirdiniz. Buralarda gözükmeyin. Hemen gidin. Ben Yusuf'tan vazgeçmeyeceğim. Göreceksiniz. Canına susamadıysan git buradan. Şansını daha fazla zorlama bence. Potifar ve eşi benim gibi aptal değil ki Yusuf gibi bir mücevheri kolaylıkla geri versin. Biz zarar ettik Feli, zarar ettik. Ben değil, sen zarar ettin. Allah'ın yardımıyla ben kâr ettim. Hayatımın kârını elde ettim. Kâr mı ettin? Nasıl? Sen Yusuf'u hiçbir şey almadan yitirdin. Yusuf'u kaybettim ama onun Rabbine iman ettim. Ben kendi taşlarımı, putlarımı bıraktım. Ve tek bir Allah'a iman etme şerefine nail oldum Yusuf sayesinde. Evet, yemin ederim ki ben zarar ettim. Gerçi Allah'ın peygamberini satmadım ama hayatım boyunca kendimi affetmeyeceğim. Ben memlekete dönüp insanların tek bir Allah'a iman etmesi için çalışacağım. Yusuf burada olduğu müddetçe ben bu şehri terk etmem. Gecelediğimiz yere gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.